Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Cümlenin ögeleriyle ilgili üçüncü testi çözmüş olacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda cümlelerin hangisinde ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır? Bakalım, dergiye girecek yazıların başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekir. Dursun, konudan konuya atlayan, başlığıyla içeriği uymayan yazılar okuyucuyu çok yorar. Bakın arkadaşlar, normalde burada bir baskı hatası var. Şu çizgiyi ben çektim. Yorar yüklem, yoracak olan ne? Konudan konuya atlayan, başlığıyla içeriği uymayan yazılar özne. Kimi yorar? Okuyucuyu. Bu nedir arkadaşlar? Belirtili nesnedir. Ne kadar yorar? Çok. Bu da zarf cümleci. Görmüş olduğunuz gibi burada ayrım doğrudur. O yüzden seçeneğini elemiş oluruz. Alt alta dizilmiş cümlelerle şiir yazılamayacağı herkesçe bilinen bir gerçektir. Bakın burası komple sıfat tamlaması olduğu için ayrılmaz. O yüzden yüklemdir. Herkesçe bilinen bir gerçek neymiş arkadaşlar? Alt alta dizilmiş cümlelerle şiir yazılamayacağı. Bu da öznedir. Görmüş olduğunuz gibi bu ayrım da doğrudur. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Yaban romanında anlatılanlar milli mücadele yıllarında geçiyor. Geçiyor yüklem. Geçen ne? Yaban romanında anlatılanlar özne. Ne zaman geçiyor? Milli mücadele yıllarında. Bu da zarf cümlecidir. Görmüş olduğunuz gibi buradaki ayrımda da bir yanlışlık yok. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Sait Faik Abasıyanık edebiyatımızda İstanbul öykücüsü olarak tanınır. Tanınır yüklem. Tanınan kim? Sait Faik Abasıyanık özne. Nerede tanınır? Edebiyatımızda dolaylı tümleç. Ne olarak tanınır? İstanbul öykücüsü olarak. Bu da nedir arkadaşlar? Nesnedir. Dolayısıyla buradaki ayrımda da bir yanlışlık yok. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. Dergiye girecek yazıların başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekir. Gerekir yüklem. Gereken nedir? Dergiye girecek olan yazıların başka bir yerde yayımlanmamış olması. Burası komple öznedir arkadaşlar. Ayrım yanlış yapılmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru. Cümlelerin hangisinde belgisiz zamir nesne göreviyle kullanılmamıştır? Köyde artık hiç kimsesi yoktu. Dursun. Birkaçını kardeşi için ayırdı. Ayırdı yüklem. Kim o? Gizli özne. Neyi ayırdı? Birkaçını. Arkadaşlar birkaçını sözcüğü burada belirtili nesnedir. Aynı zamanda belirtili nesne olan sözcük belgisiz zamirdir. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Hiçbirini giderken yanında götürmedi. Götürmedi yüklem. Kim? O. Gizli özne. Neyi götürmedi ya da kimi götürmedi? Hiçbirini. Görmüş olduğunuz gibi bu sözcük de yine belirtili nesnedir. Aynı zamanda belgisiz zamir olduğu için C seçeneğini denemiş oluruz. Ben herkesi aynı ölçüde severim. Severim yüklem kim? Ben özne kimi? Herkesi. Bu da arkadaşlar belirtili nesnedir. Belgisiz zamir olduğu için belirtili nesne. D seçeneğini denemiş oluruz. Geçen gün hepsini tek tek saydı. Saydı yüklem kim? O gizli özne. Neyi saydı? Hepsini. Bakın bu da neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesnedir. Aynı zamanda belirtili nesne olan hepsi sözcüğü belgisiz zamir olduğu için E seçeneğini denemiş oluruz. Köyde artık hiç kimsesi yoktu. Yoktu yüklem. Kim yoktu? Hiç kimsesi. Özne. Nerede? Köyde. Dolaylı tümleç. Nasıl? Artık. Zarf tümleci. Arkadaşlar bakın nesne durumunda bir sözcük yok. Aynı zamanda belgisiz zamir de özne görevindedir. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu dizelerdeki altı çizili bölüm hangi ögedir? Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri çiçekliyor duvarı ocağın akisleri. Arkadaşlar çiçekliyor yüklem. Çiçekleyen ne? Ocağın akisleri özne. Neyi çiçekliyor? Duvarı belirtili nesne. Ne zaman gözlerime çökerken ağır uyku sisleri, bu da arkadaşlar zarf cümlecidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır.
Dördüncü soru, dizelerin hangisindeki altı çizili söz ötekilerden farklı bir ögedir? Bir kara sevda bağladı kaderimi. Bakın, bağladı yüklem, bağlayan ne? Kara sevda. Kara sevda burada özne görevindedir. Bir gönül macerası anlatıyor dalgalar. Anlatıyor yüklem, anlatan ne? Dalgalar, özne. Neyi anlatıyor? Bir gönül macerasını anlatıyormuş. O yüzden bu da nedir arkadaşlar? Nesnedir. Bir deli gönlün var, bir kırık sazın ifadesinde var yüklem. Var olan ne? Bir deli gönül. O yüzden bu da özne görevindedir. Derindir alnındaki gurbet çizgisi. Derindir yüklem. Derin olan ne? Alnındaki gurbet çizgisi özne. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Bulunur yüklem. Ne bulunur? Halden anlayan özne. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi gönül macerası nesne görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru, dizelerin hangisinde altı çizili söz ötekilerden farklı bir ögedir? Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Esiyor yüklem. Esen nedir? Rüzgarların en ferahlatıcısı burada nedir arkadaşlar? Özne görevindedir. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini. Seyrediyorum yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Neyi seyrediyorum? Denizlerin en mavisini. Burada nedir arkadaşlar bu? Belirtili nesnedir. Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim. Gezmekteyim yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Neyi? Ormanların en kuytusunu. Yine bu da belirtili nesne görevindedir. Senden kopardım çiçeklerin en solmazını. Kopardım yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Neyi? Çiçeklerin en solmazını. Bu da yine belirtili nesne görevindedir. Toprakların en bereketlisini sende sürmekteyim. Sürmekteyim yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Neyi? Toprakların en bereketlisini. Bu da yine nesne görevindedir. Diğerlerinden farklı olan rüzgarların en ferahlatıcısı özne görevinde olduğu için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Altıncı soru, bu cümledeki altı çizili sözlerle ilgili olarak aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Birinci sözcük zarf tümlecidir. Sabahleyin dışarı çıkmış. Çıkmış yüklem. Nereye çıkmış? Dışarı. Bakın, dışarı sözcüğü yalın halde kullanıldığı için zarf tümlecidir. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci sözcük dolaylı tümleçtir. Küçük kız köpekten kurtulmak için içeriye koştu. Koştu yüklem. Nereye koştu? İçeriye. Bakın, yönelme hal eki almış ve nereye sorusuna cevap verdiği için dolaylı tümleçtir. Bundan dolayı da B seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü sözcük özne görevindedir. Dışarısı bugünkü mitingden dolayı çok kalabalıktı. Kalabalıktı yüklem. Ne kalabalıktı? Dışarısı özne. O yüzden C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcük belirtili nesnedir demiş. Kadın geç gelmesine rağmen içeriği akşam olmadan temizledi. Temizledi yüklem. Kim temizledi? Kadın özne. Neyi temizledi? İçeriği. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi belirtme hal ekini almış. O yüzden bu sözcük de nedir? Belirtili nesnedir. Bundan dolayı da D seçeneği doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Beşinci sözcük dolaylı tümleştir demiş. Hayvanın alacası içeride, insanınki dışarıda. Arkadaşlar, bakın burada ek fiilin geniş zamanının düştüğünü görüyoruz. İçeridedir, dışarıdadır olacak. Dolayısıyla bu sözcük dolaylı tümleç değil, ek fiil aldığı için yüklem görevindedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru, bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Halk şiirimizin son büyük şairi Aşık Veysel, güzeli güzel yapan sırrın sevenin gönlündeki aşk olduğunu söyler. Söyler yüklem, söyleyen kim? Halk şiirimizin son büyük temsilcisi Aşık Veysel. Özne, Aşık Veysel ne söyler? Güzeli güzel yapan sırrın sevenin gönlündeki aşk olduğunu. Arkadaşlar, burası da ne sorusuna cevap verdiği için belirtisiz nesnedir. Dolayısıyla bu cümlenin sıralanışı özne
belirtisiz nesne ve yüklem şeklinde olacaktır. Seçeneklere baktığımızda nesnenin ayrımının yapılmadığını görüyoruz. O yüzden de bizim çözümlememize en yakın olan özne, nesne ve yüklemdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 8. soru, dizelerin hangisi öge sayısı bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Hava keskin kömür kokusuyla dolar. Dolar yüklem. Dolan nedir? Hava, özne. Ne ile dolar? Keskin kömür kokusuyla. Buraya kadar nedir arkadaşlar? Edat tümlecidir. Dolayısıyla 3 tane ögesi vardır. Kapanırdır daha gün batmadan kapılar. Kapanırdı yüklem. Kapanan ne? Kapılar, özne. Ne zaman kapanırdı? Daha gün batmadan kapanırdı. Bu da zarf tümlecidir. Bunun da 3 tane ögesi olduğu görülmektedir. Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede. Yıkanırdı yüklem. Yıkanan ne? Gölgesi, özne. Nerede? Kuytu bir derede. Bu da dolaylı tümleçtir. Dolayısıyla burada da 3 tane ögenin olduğu görülmektedir. Bahçende akasyalar açardı baharla. Açardı yüklem. Açan ne? Akasyalar, özne. Nerede açardı? Bahçende, dolaylı tümleç. Ne ile açardı? Baharla. Bu da edat tümlecidir. Görmüş olduğunuz gibi bu da 4 ögeden oluşmaktadır. Bir büyük boşlukta bozuldu büyü. Bozuldu yüklem. Bozulan ne? Büyü, özne. Nerede bozuldu? Bir büyük boşlukta. Bu da sıfat tamlaması olduğu için ayrılmaz ve dolaylı tümleç görevindedir. Bu da 3 tane ögeden oluşmuştur. Öge sayısı farklı olanı sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 9. soru, cümlelerin hangisinde yüklemden önce gelen sözlerin tümü dolaylı tümleç olarak kullanılmıştır? Yazar eserlerinde toplumsal sorunları sade bir dille işlemektedir. İşlemektedir yüklem kim? Yazar özne. Nerede işlemektedir? Eserlerinde dolaylı tümleç. Neyi işlemektedir? Toplumsal sorunları. Bu da nesnedir arkadaşlar. Nasıl işlemektedir? Sade bir dille. Bu da zarf tümlecidir. Yüklemden önceki zarf tümleci olduğundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Belli bir düşünceyi, olayı içeren hikayeler yazmaya çalışıyorum. Çalışıyorum yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Neye çalışıyorum? Belli bir düşünceyi, olayı içeren hikayeler yazmaya. Burası komple nedir arkadaşlar? Dolaylı tümleçtir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Gerçekleri ele alan romanlarda farklı düşünceler ortaya konur. Ortaya konur yüklem. Ne ortaya konur? Farklı düşünceler. Özne. Nerede? Gerçekleri ele alan romanlarda dolaylı tümleç. Yüklemden önceki öge özün olduğu için bunu da elemiş oluruz. Sadece biçime önem veren şair kalıcı olmayı başaramaz. Başaramaz yüklem. Kim? Sadece biçime önem veren şair özne. Neyi başaramaz? Kalıcı olmayı. Bu da nesnedir. Yüklemden önceki öge nesne olduğu için bunu da elemiş oluruz. Romanda Osmanlı Devleti'nin kurtuluş süreci ele alınmaktadır. Ele alınmaktadır. Yüklem. Ne ele alınmaktadır? Osmanlı Devleti'nin kuruluş süreci, özne, nerede, romanda, bu da dolaylı tümleçtir. Arkadaşlar, yüklemden önceki özne olduğu için E seçeneğini de elemiş oluruz. 10. soru, bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Yalnız biçime önem veren sanatçı, nasıl konuşulacağını bilen, ama söyleyecek sözü olmayan konuşmacıya benzer. Benzer yüklem kim? Yalnız biçime önem veren sanatçı, özne. Kime benzer? Nasıl konuşulacağını bilen ama söyleyecek sözü olmayan konuşmacıya. Bu da dolaylı tümleçtir. Dolayısıyla bu cümle özne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmaktadır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 11. soru, cümlelerin hangisinde edat tümleci kullanılmamıştır? Aldığı kahverengi boyayla evin salonunu boyadı. Bakın boyadı yüklem, boyayan kim? O, gizli özne.
Neyi boyadı? Evin salonunu. Belirtili nesne. Ne ile boyadı? Aldığı kahverengi boyayla. Bu da edat tümlecidir. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. Hazar Gölü, sakinlik arayanlar için huzur kaynağıdır. Huzur kaynağı, belirtisiz isim tamlaması olduğu için ayrılmaz, yüklemdir. Ne huzur kaynağıdır? Hazar Gölü, özne. Kimin için huzur kaynağıdır? Sakinlik arayanlar için. Bu da edat tümlecidir. O yüzden B seçeneğini delemiş oluruz. Nehir kenarına gezmek için sınıf arkadaşlarıyla gitti. Gitti yüklem. Giden kim? O. Gizli özne. O. Nereye gitti? Nehir kenarına. Dolaylı tümleç. Kiminle gitti? Sınıf arkadaşlarıyla. Edat tümleci. Niçin sınıf arkadaşlarıyla nehir kenarına gitti? Gezmek için. Bu da zarf tümlecidir. Edat tümleci kullanıldığı için C seçeneğini delemiş oluruz. Beğendiği yeşilli elbiseyi annesi için almıştı. Almıştı yüklem. Kim? O. Gizli özne. Neyi almıştı? Beğendiği yeşilli elbiseyi. Bu nesne görevindedir. Kimin için? Annesi için. Bu da arkadaşlar edat tümlecidir. O yüzden biz D seçeneğini delemiş oluruz. Birlikte gezen kuşlar bahçeye korkusuzca konuyordu. Konuyordu yüklem. Konan ne? Birlikte gezen kuşlar. Özne. Nereye konuyordu? Bahçeye. Dolaylı tümleç. Nasıl konuyordu? Korkusuzca. Zarf tümleci. Edat tümleci kullanılmadığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Nurullah Ataç, Türk Edebiyatı'nın o büyük deneme ustası, Günlerin Getirdiği adlı kitabındaki denemelerinin birinde klasikler sorununu ele alır. Ele alır yüklem. Ele alan kim? Nurullah Ataç. Burası nedir arkadaşlar? Öznedir. Neyi ele alır? Klasikler sorununu. Bu da belirtisiz nesnedir. Nerede ele alır? Günlerin Getirdiği adlı kitabındaki denemelerinin birinde. Bu da dolaylı tümleçtir. Yine belirtir yüklem. Belirten kim? Nurullah Ataç. Neyi belirtir? Klasik sözcüğünün Latince'de yüksek sınıftan soy eser diye tanımlandığını. Burası da komple nedir arkadaşlar? Nesnedir. Şimdi seçenekleri incelemiş olalım. Öznenin açıklayıcı durumunda olan ara söz, zincirleme, isim tamlaması biçimindedir demiş. Arkadaşlar özne Nurullah Ataç'tı. Açıklaması da bakın. Türk Edebiyatı'nın o büyük deneme ustası. Burası nedir komple? Ara sözdür arkadaşlar. Yine Türk Edebiyatı'nın deneme ustası. Burası da arkadaşlar zincirleme isim tamlamasıdır. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Birinci cümlenin nesnesi belirtili isim tamlaması biçimindedir demiş. Bu dursun arkadaşlar. Dolaylı tümleç iki yüklem içinde ortak kullanılmıştır. Bakalım ele alır nerede? Günlerin Getirdiği adlı kitabındaki denemelerinin birinde dolaylı tümleç. Nerede belirtir? Klasik sözcüğünün Latince'de yüksek sınıftan soy eser diye tanımlandığını Günlerin Getirdiği adlı kitabındaki denemelerinin birinde belirtir. O yüzden dolaylı tümlecin ortak olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İkinci cümlenin nesnesi yan cümlecikten oluşmaktadır demiş. Yan cümlecik neydi arkadaşlar? Hatırlarsanız fiilimsiler konusunda bahsetmiştik bunu ya da cümle çeşitlerinde bahsetmiştik arkadaşlar. Yan cümlecik genellikle fiilimsiyle yapılırdı. İkinci cümleye bakacak olursak bakın tanımlandığını derken buradaki dıktı geki sıfat fiilekidir. O yüzden burası yan cümledir. Bundan dolayı D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Parçada zarf tümlecine yer verilmemiştir diyor. Bakalım. Evet arkadaşlar zarf tümleci yok. O yüzden E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi gelelim cevabımıza. Birinci cümlenin nesnesi belirtili isim tamlaması biçimindedir demiş. Arkadaşlar bakın klasikler sorunu ifadesine bakacak olursak birinci sözcüğün ek almadığını, ikinci sözcüğün iyelik eki aldığını görüyoruz. Dolayısıyla belirtili değil arkadaşlar. Buradaki nesne belirtisiz isim tamlaması biçiminde oluşmuştur.
Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.